Şaptan olmaz çeker. Cinsine sevdiğim cinsine çeker. Bunu da Sayın Cumhurbaşkanı'ndan öğrendim bu şiiri de. Size geri zekalı demek istemiyorum hakaret olur diye. Sadece zeka yoksunu, suç değil ya, olarak hitap etmek istiyorum. Gerçekten bu yaptığınız konuşmayla, bu yaptığınız konuşmayla da kendinizi kamuoyuna bir kez daha göstermiş oldunuz. Şuradan başlayalım. Kiminin diyor Cumhurbaşkanı hayali var diyor, kiminin diyor milletvekili hayali var diyor. Ya sen o kadar küçük düşünen bir adamsın ki senin cumhurbaşkanlığı hayali olamaz zaten. Sen gelebileceğin en üst noktaya atanarak gelmişsin. Bir Bolulu hemşerimizin, bir Bolu belediye başkanı kafasında cumhurbaşkanı hayali varsa bu adam büyük düşünüyor demektir. Büyük düşünüyor demektir. Tamam mı? Ama alışkın değilsiniz siz. Olurum olmam. Hayalini kurmak da mı yasak kardeşim? Hayalini kurmak da mı yasak? İnsanlar Türkiye'de benimle ilgili... Ya sen olmalısın diyenler var. Doğrudur, yanlıştır. Sen bunları dedirtebilecek biri olmadığın için sen benim hayallerimi anlayamazsın. Ufkun yetmez buna. Sözümü kesme Burak Bey. Burak Bey sözümü kesme. Sen diye hitap etme. Şehrin seçilmiş belediye başkanı olduğumu hep hatırla. Hatırladığını biliyorum. Benim için şarkılar yapıyorsun biliyorum. Nereye varmak istemektesin? Ne yapmak istemektesin? Sanatçı tutmuş adam bana şarkı yaptırmış ya. Bir de bunu sosyal medyadan paylaşıyor. Ya arkadaşım sen bana yürüyor musun? Başka bir derdin mi var? Güzel olmuş bir de gelip Mehtap'ta bizim evin önünde söyleseydin şunu eline gitarını alıp. Tamam. Allah'ım Rabbim. yani ne kadar boş şeylerle uğraşan bir muhalefetten bahsediyorum. Arkadaşlar bunlar alışkın değiller. Hiç israf yapılmış diyebildiler mi? Hiç tüyü bitmemiş yetim hakkı yerildi diyebildiler mi? Diyebildiler mi? tasarruf bunların kitaplarında yazmadığı için ne olduğunu bilmezler. Sizi kastetmiyorum. İki milliyetçi hareket partili arkadaşımı tenzih ediyorum. Sizin kitabınızda tasarruf yazmaz. Sizin kitabınızda israfın haram olduğu da yazmaz. Ama biz israfın haram olduğunu bilen insanlarız. Tüy bitmemiş yetimin hakkını koruyup kollayan insanlarız. Üç yıl geçti aradan. Bir Allah'ın şunu söyledim. Elinize vicdanınıza koyun. Bir Allah'ın kulu ya ben AK Partili olduğum için müteahhidim belediyede şu işim olmadı. Milliyetçi Hareket Partiliyim esnafım olacak şu işim olmadı diyen bir Allah'ın kulu oldu mu? Biz insanlara siyasi kimliğiyle bakmadık sizden farklı olarak. Biz bütün Bolu'nun belediye başkanı gibi. Keza belediye meclis üyesi arkadaşlarım ve müdürlerim de aynı şeyi yaptı. İnsanlar haklı mı haksız mı? Doğru mu söylüyor yanlış mı söylüyor? Belgeleri tam mı değil mi? Biz bunlara bakarak karar verdik. Şu kardeşiniz seçildiğinden bu yana bir tek imar komisyonuna katılmadı. İmar müdüründe herhangi bir 18. madde uygulaması ile ilgili şuna kıyak yap, şunu mağdur et demediği için. Şimdi arkadaşlarımız yukarıdan müdahale olmadığı için o 18. madde uygulamalarında usulüne uygun olarak adalette bir şekilde yaptıkları için 50 tane 18 uygulanmış haberiniz bile yok. Haberiniz bile yok. Çünkü sizin 18. madde uygulamalarınızda ya bir ayrılan ya bir kayrılan ya da bir mağdur edilen veya birden çok mağdur edilen olmasına alışmışsınız siz. Siz Alaaddin Bey dönemindeki usulsüz uygulamaları artık kafanızda legalleştirmişsiniz. Bizim böyle bir anlayışımız yok Uğur Bey. Arkadaşlar bunlar tüy bitmemiş yetim hakkının ne olduğunu gerçekten bilmiyorlar. Tüy bitmemiş yetim hakkı nedir biliyor musunuz? Öncelikle belediyenin paralarını tahsil edememesidir insanlardan. İki kat havuzlu villanın ikinci sınıf yapı olarak tescil edilmesidir. Emlak vergisinin buna göre alınmasıdır. 81 bin metreküp su geliyor. Şimdi değineceğim oraya. Bunun 8 bin metreküpünü faturalandırabiliyoruz ancak. Nerede gerisi diye sormaktır kardeşim. Ama bunların hiçbiri sorulmamış ki. Bak onlar sayesinde Türkiye'nin en ucuz suyunu Sularından bir tanesini kullandığımız halde belediye hizmetleriyle ilgili kimse pahalı demediği halde 2021 yılında gelirimiz net %55 büyümüş. Türkiye Cumhuriyeti %1.8 büyüdük diye göbek atarken biz %55 büyüdük 2021'de. Var mı başka bir kurum Türkiye'de? Var mı başka bir belediye %55 büyüyen? Devamı da var. 2021 yılının 2022 yılının ilk 3 ayında Geçen yılın ilk 3 ayına göre net gelir büyümemiz %106 Uğur Bey. %106. %106. Devlet ne yapmış? Devlet dolar bazında ne kadar büyümüşüz ilk üç ayda? Allahın seversen onu da söyleyeyim. Dolar bazında bile yüzde on büyümüşüz. Ben size ne demiştim geçen yıl burada? Türkiye Cumhuriyeti devletin iki katından daha fazla büyümezsek ben bu görevi sürdürmem demiştim. Ne iki katı şimdi ne iki katı 1.8 nerede %55 nerede %4.5 Nerede %106 yüz Nerede Nerede? Ya Bir de çamur atıyor Geliri arttırmışsınız Allah razı olsun demiyor Biz elektriğe zam yaparak Bu geliri arttırdık değil mi Uğur Bey Doğal gazı kökleyerek bu geliri arttırdık Her gün akaryakıta zam yaparak Bu geliri arttırdık değil mi Sokağa çıkacak yüzünüz yok ya Sokağa çıkacak yüzünüz yok, burada geliyorsunuz, saçma sapan şeyler söylüyorsunuz. Ne olmuş? 2021 yılında bütçemiz, bütçemiz ne kadar açık varmış? 569 milyon gider varmış, 569 milyon gider varmış. Uğur Bey zıplama, Uğur Bey. otur bir otur ya, Uğur. otur ya, otur. Uğur. Otur. Uğur otur. otur, 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 otur. Sesini yükselterek haklılığını ortaya koyamazsın. Ya kardeşim ben sesimi nerede yükselteceğimi alçaltacağımı bilirim. Çok da sakinim. Otur. Otur Burday, yerine. Buyurun, buyurun, otur. otur. Otur yerine. Biz sizin ağa babalarınızı çok gördük. Çok büyük fark yiyeceğinizi gayet iyi biliyorsunuz. Ya şurada iki yıl kalmış. Daha bir tane AK Partili belediye mehsuyesin ismi dahi geçmiyor ya. İsmi dahi geçmiyor. İsmi dahi geçmiyor. Arkadaşlar siz bittiniz. İlk seçimde, ilk seçimde genelden de gidiyorsunuz. Ve genelden gittiğinizde göreceksiniz. 6 ay sonra ağlayarak partinizin tabelasını indireceksiniz. Çünkü siz muhalefette kalamazsınız. Çünkü sizin beslenmeniz lazım bir yerde. Yerelde düştüğünüz hali görüyorum. Arkadaşlar yüreği yeten, yüreği yeten varsa, yüreği yeten varsa hadi ben adayım desin AK Parti'nin. Arkadaşlar AK Parti genel seçimi kaybederse zaten aday bile bulamaz. Bunların hepsi, hepsi gemiyi terk etmek için kuyruğa girerler, kuyruğa kuyruğa girerler. Orası bir Milliyetçi Hareket Partisi değil, size saygı duyuyorum. Milliyetçi Hareket Partisi bir ideoloji partisidir. Ama maalesef AK Büyük Parti Sınır. geneldeki ve Sözü yereldeki uygulamalarıyla ideoloji partisi olmadığını rant esasında, rant esasında bir araya gelen insanlar olduklarını dosta düşmana gösterdi. Ben sizi dinliyordum. Bir iki laf attık diye bozuluyordunuz. Dilek Arkadaşlar asfalt size. üretimi 62 62 Buyurun, bin ton. Peki ilçeler var mı bunun içerisinde? Mudur'un asfaltını kim yaptı? Dört divanın asfaltını kim döktü? Kim döktü kardeşim? Bunlar da yok. Bunları eklersen 80 bin metre 80 bin tonun üzerine çıkıyor. Bakın bir şey daha anlatayım size. Arkadaşlar geçen sene Bütüm'ün tonu, bin tonu ne kadardı? 2 milyon TL'ydi. Yaklaşık 3000 ton bütün ihtiyacımız oluyor. Şimdi bugün bütün ne kadar bir yıl sonra? 10 milyon lira bin tonu. 10 milyon lira. Yüzde 500 arttırmışsınız. Yüzde 500. Sizin burada asfaltın ağzını ağzını alacak yüzünüzün olmaması lazım. Böyle bir şey olur mu ya? Yüzde 500 zam yapmışsınız. Elektriğe ne kadar zam yaptığınız ortada. Arkadaşlar TL olarak söylüyorum. Dolara çevirip mi söyleyeyim? 2017'de ve 2018'de 125 artı 68 real olarak bütçe açık vermiş. 2016'yı da buna katarsak 300 milyon lira açık vermiş. 300 milyon. Kötü belediyeciliğin en güzel örneklerini Bolu'da sergilemişsiniz. Ha bir de Düzce'de sergilemişsiniz. Bu kadar basiretsiz, bu kadar kötü yönetilen bir belediye vallahi de billahi de olmamış ya. Birçok belediyenin bütçelerini girdim inceledim. Birçok belediyenin. <laughs> en kötü iki belediye Bolu, Düzce bir de Isparta'nın da hakkını yemeyelim tabii. 804 milyonluk bütçe yapıp 249 milyonluk gelir gerçekleşmesi yapmış ya. Gelir gerçekleşmesi yapmış. <laughs> Hangisiyle? Hatice Hanım siz stada bile gitmemişsiniz. Statla ilgili yorum yapıyorsunuz. Siz şu bütçeye bir gün açıp baktınız mı? Ne yazıyor orada baktınız mı? Baktınız mı? Laf atıyor bir de orada. Sayın Uğur Bey lütfen. Şimdi... Ya Hacer Hanım. Benim ben Uğur Bey. U U Uğur Bey benim, vizyonumun, benim vizyonumun benim vizyonumun aşağıda duruyor ben aşağıda. Daha siz göremiyorsunuz onu. Ben sizin sözünüzü kesmedim başkanım. Ya sen bir bir Bolu Belediye Buyurun. Başkanından bahsediyorsun. Başkan. Adı Cumhurbaşkanı adaylığında geçiyor. Ya sen sen hala sen hala sen senin atlayalım. vizyonun senin vizyonun benim vizyonumu ölçmeye bile yetmez Hatice Hanım. Ölçmeye bile yetmez. Evet. Üst kısım kanal kapatılması. Arkadaşlar 15 yıl burada iktidarda kaldınız. Kanalı niye kapatamadınız? Niye kapatamadınız? İktidar sizdeydi. Genelde sizdeydi, yerelde sizdeydi. Niye kapatamadınız? 15 yılda kapatamadınız. Şu kardeşiniz geldi, planını projesini çizdirdi. Kanalın kapatma okeyini aldı. Kapattık da. Kapattık. Kapattık tabii. Bu haberiniz yok ki orada. Onun altından ne borular geçiyor. Yapılırken bakmadınız ki. Evleri ya evleri sular bastı. Evet. Hacer Hanım'dı değil mi isminiz? Ben sizi nereden tanıyorum? Bu Sarı Sendika'nın yöneticisiydiniz siz. Evet evet oradan tanıyorum. Evet. Sarı Sendika sarı. Sap sarı. Evet arkadaşlar kanalın üstü kapatıldı. Bitti. Şimdi yürüyüş yoluna, bisiklet yoluna da başlıyoruz. Hadi bir engelleyin bakalım. Hadi bir engelleyin. Hadi bir engelleyin kardeşim. Bak Burak sana, Burak Bey. Ben sana telefon ettim konunun özelini anlattım. Anlatayım mı burada? Yapmayın. Bak. Fatih Bey'i sıkıntıya sokacaksınız yapmayın. Şöyle söyleyeyim bizim doğrudan temin ile mal aldığımız firmaların toplam ödenen para bir bülent Beye ödenen para kadar değil öyle anlatayım öyle anlatayım başka türlü anlaşılmayacak şimdi gelmiş müdürleri tehdit ediyor Hay akıllım attığınız imzalara dikkat edin